Ali Kara Hasanoğlu. Ali Koç Fenerbahçe'yi neye hazırlıyor ya da Suudi Arabistan'da süper kupa maçı yapılacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Atatürk yoksa biz de yokuz deyip Riyad'a kadar götürdüğü takımı maç yapmadan geri getiriyor. Peşin aldığı milyon avro mu henüz iade edildi mi edilmedi mi açıklanmadı. Suuda karşı Türkiye'yi rezil ediyorlar. Olayın üzerinden 3 ay geçti. Fenerbahçe hangi maçına Atatürk siluetiyle çıktı. Hangi maçın hazırlığına Atatürk'süz çıkmam dedi. Gerek yurt için maçları, gerekse uluslararası futbol turnuvalarında ikinci bir Atatürk yoksa bizde yokuz sözü duymadık. O zaman sizin Atatürk itirazınız acaba ne kadar samimiydi? Sizin derdiniz bir kavga çıkartmaktı. En kolay yolu da Atatürk ismini kullanmaktı. Onun için mi Atatürk yoksa bizde yokuz deyip geri döndünüz? O olayı geçtik. Bakın Hemen her gün siyasi yazılar kaleme alan bir gazeteciyi bile futbol yazdırtacak kadar çıldırtıyorlar. Sonuçta ister istemez takip ediyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Suudi Arabistan'da oynanacaktı, oynamadan geri dönüldü. Peki şimdi Türkiye'de veya bir başka ülkede süper kupa maçı yapılmayacak mı? Bugündü yarındı derken Futbol Federasyonu taraflarla da görüşerek il ve tarih belirlemesi yaptı. Yine yan çizen Ali Koç oldu. Şimdi bahane ne? Atatürk diyecek de diyemiyor. Ne diyor? Trabzon'da maç bittikten sonra saldırıya uğradık. Biz de süper kupa maçına esas kadromuzla çıkmayız. E hangi kadronla çıkarsan çık ama lig maçındaki bir şeyi protesto ediyorsan, yiğitsen lig maçında esas kadronla maçlara çıkma. Hep pazarlık, hep tehdit, hep sopa gösterip bir şeyler temin etmek için çırpınmak. "Sahi ligden çekiliriz." diyen de bu değil miydi? Buydu. Niye çekilmedi? Şükrü Saracoğlu stadına Fenerbahçelileri topladı. Esti gürledi. Ardından tiyatrovari bir oylamayla genel kurul üyelerinin ligden çekilmeyi 3 ay sonraki genel kurulda oylanmasını istedikleri kararını çıkardı. 3 ay sonra lig bitmiş oluyor. Biliyor musun Ali Bey, lig bittikten sonra mı Fenerbahçe'yi ligden çekmek kararını oylayacaksın? Kabul edilirse de bitmiş ligden mi çekileceksin? düşünebiliyor musunuz bu adam Türkiye'nin en büyük holdinginin tepesindeki isimlerden birisi. Yaptığı şu açıklamalarda küçücük bir aklın eseri var mı? Ve son olarak yaptığı açıklamalar perde arkasından medyadaki adamlarına dillendirdiği ama kendisinin söylemeye cesaret edemediği senaryolar. Neymiş? Fenerbahçe Süper Kupa maçına da 9 kişiyle çıkacakmış, asıl kadro yerine U19 takımıyla çıkmaları ayrı, bir de 9 kişiyle çıkıp bir operasyon daha çekecekmiş. Sonrası mı? Kendisinin TÜSİAD'ın hükümete had bildirmeye kalkan açıklamalarıyla tanıdığımız Fenerbahçe'nin başkan vekili Erol Bilecik anlatıyor. U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak. Hayda! Maç niye 90 dakika olmuyor? Şımarıklık ancak bu kadar olur. Kulübü babasının çiftliği gibi tehlikelere atmak için oyuncak gibi kullanmak ancak bu kadar olur. İzahını da medyadaki işi kızıştıracak kalemler yazıyor. Sakatlık bahanesiyle 3 futbolcu sahadan çıkacak, yerine oyuncu da yok, 6 kişiyle maça devam edilemeyeceğinden rakip takım lehine hükmen galibiyet ilan edilip maç bitirilecek. Ali Koç iş adamı. Kulübü de iş adamı kafasıyla yönetmeye kalkıyor. İyi de Fenerbahçe'de bir tane de mi hukukçu yok? Futbol hukukundan anlayan demiyorum. Klasik anlamda hukuktan birazcık deneyimi, bilgisi olan yok. Yazdığınız bu senaryo en başta şike iddiasıyla karşınıza devasa bir sorun olarak çıkar. Ama dedik ya İş adamı kafasıyla spor kulübü yöneticiliği bu kadar oluyor. Fenerbahçe bu senaryolardan birisine imza atarsa sadece Süper Kupayı değil ligi de kaybeder. Hatta kulübün kapısına kilit bile vurulur. O denli devasa sorun çıkaracak bir senaryo günlerdir söylenip yazılıyor. Ve bir husus daha önemli. Bu Ali Koç değil mi Suudi Arabistan'a kadar gidip maç yapmadan geri dönen ve Atatürk'ü bahane eden. Şimdi kendisine Atatürk'ün o meşhur sözünü biz mi hatırlatalım? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Maça esas kadronla çıkmama, eksik oyuncuyla çıkma, sakatlanma rolüyle sahadan ayrılma, asgari oyuncu sayısının altına inip bile bile hükmen mağlup olmak ahlakın neresinde yazıyor?'' Biliyorum mübarek Ramazan günü futbolla bu kadar haşır neşir olmanın ne alemi var diyeceksiniz. Haklısınız ama burnumuza pis kokular geliyor. Gezi isyanının hesabını vermeyenler şimdi acaba yeni bir gezi isyanı başlatmanın provalarını mı yapıyorlar? Yoksa isterlerse A takımla isterlerse Z takımla sahaya çıksınlar. İster 9 oyuncuyla, isterlerse 7 oyuncuyla çıksınlar. İsterlerse gözümüzün içine baka baka kırmızı kartlık hareketle sahadan ayrılırlar. İsterlerse sakatlanma numarasıyla ayrılırlar. Takımlarını hükmen mağlup ilan ettirirler. Atatürk'ün ahlak tavsiyesine de hiç işimiz olmaz derler. Ama gezi isyanı benzeri bir hazırlık içinde olanlar bilsinler ki Türkiye 2013 Türkiye'si değil. FETÖ'cü emniyet mensupları, savcılar, hakimler ihraç edildi. Öyle işleyeceğiniz suçları örtbas edecek adam bulamazsınız. Bizden hatırlatması. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Bülent Erandaç, O Masa CHP Genel Başkanı kim olursa olsun fark etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gitse de, Özgür Özel gelse de bir değişiklik olmuyor. Seçimler biter bitmez eski defterler anında açıldı. Çünkü parti içi tartışma CHP'nin genlerinde var. Özgür Özel CHP medyasında bir gazeteciye ilk demecini verdi. İzmir'de başkan adayı yapmadığı Tunç Soyer için en büyük hayal kırıklığım Tunç Soyer ona çok kızıyorum diye kükredi. Özel seçimden önce çağırdım, anlattım. Cemil Tugay'ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim, memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. Kıbrıs, Amerika ve Brüksel'deki temsilcilikle birlikte Pekin ve Moskova'da şube açalım. Yurt dışı ilişkilerde iyisiniz dedim. Onore oldum, çok sevindim dedi. Gitti birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım. Kimseye küskün değilim ama İzmir'de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir'de tehlike çanlarının çaldığı günler oldu. İzmir'i değil kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona dedi. Aslında bu Ekrem İmamoğlu'na da mesajdı. Partinin başkanı benim. Ankara'yı aklının ucundan bile geçirme mesajıydı. Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan Meral Akşener'in olağanüstü kongre kararı beklenen bir adımdı. Partinin oyu %3.77'ye geriledi. Akşener seçim öncesi "Başarılı olamazsam siyaseti bırakırım." demişti bir baktık. Akşener milletimiz bir il 23 ilçe 7 beldeyi İyi Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz." dedi. Aslında koltuğu bırakmayacağını ima etti. Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başarılı olmasına en çok üzülenler belli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanmış muhalif isimler çok üzgün. 1 Nisan hesapları yapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlığa getirmeyi hesaplayan muhalifler de hüsrana uğradı. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki önümüzdeki günlerde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çok ciddi şekilde karşı karşıya gelecek. Çünkü üçü de hem CHP'yi hem de 2028'de Cumhurbaşkanlığı adaylığını istiyor. Bunun için yine çalışmayacaklar, iş yapmayacaklar. Sadece ve sadece kendi hesapları için çalışacaklar. Sonuç, bir zamanlar altılı masa vardı, Masadaki kim oturuyorsa hepsi hüsrana uğradı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın gölgesini kendi gölgeleri sanan, siyaset olarak sıradan olduklarını sürekli inkar eden ama 31 Mart'ta bunu öğrenen Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, saadeti bitiren Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal siyaseten bittiler. Ne kadar isteseler de, ne kadar çabalasalar da bittiler. Özellikle Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın bir daha sokağa çıkmamaları gerekiyor. Halkta hiçbir karşılığı olmadığı belgelendi. Bülent Erandaç, Takvim